Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bu yan tuşlar bazen çalışmıyor. Yeni atama yapmak gerekiyor. Bu genelde ekran değişiminde, anakart değişiminde meydana geliyor çalışmaması. Çünkü yeniden kodlamamız gerekiyor. Bazı modeller için farklı oluyor bu kodlaması. Bazen bulunmuyor. O yüzden ayarlara giriyoruz. Buradan araba ayarları. Araba ayarlarından şöyle göstereyim. Genişletilmiş ayarlar. Buranın şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Buradan bu sayfayı açıyoruz. Burada şöyle bir sayfa çıkıyor. Panel düğmesi diye. Panel düğmesi ayarla. Buradan ayarlanmıyor arkadaşlar. Çünkü denedim. Ben ayarlayamadım. Başlangıç diyelim ama. Buradan ayarlanmıyor diye biliyorum. Buradan ayarlanmıyor. Ben de oradan diye düşündüm. Ama orası değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Şimdi buradan girmiyoruz arkadaşlar. Panel düğmesini yaptığım zaman buradan ayarlanmıyor. Onun için aşağıya doğru iniyoruz. Burada panel ışıklarını açıp kapatabiliyoruz. Burada alan düğmesi var arkadaşlar. Alan düğmesine dokunun diye bir seçenek var. Buraya basıyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi burada kodlama yapmamız gerekiyor. Kodlama için arkadaşlar ilk önce buradan temizliyoruz. Buradan başlangıç diyoruz arkadaşlar. Güç düğmesine bastık. Hatta dur, yapılandır. Başlangıç diyelim. Şimdi buradan temizlemeye bastık arkadaşlar. Şu anda komple temizledik. Şimdi bu hepsinde diğer yazıyor. Bunların hepsine atama yapacağız arkadaşlar. Birinci diğere basıyoruz. Ne yapacağız diyelim ki birinci diğere? Güç yapacağız birinci diğere. Güç oldu şu anda. Güç seçimi. Şöyle net. Tabii gitti. Birinci şeye güç yazıyoruz. Buradan buna basıyoruz. Güç atama yapıldı. 2'ye basıyoruz. 2'ye ana menüyü yapacağız. Menüsüne basıyoruz. Buradan buna basıyoruz. Sonra 3'üncüye basıyoruz. 3'üncüne geri. Geri dönüşe basıyoruz buradan kodlamasına. Buradan da geri dönüşe bastık. Buradan 4'üncü diğere basıyoruz. Buradan ses açmaya. Buradan ses açmayı kodladık. Buraya geliyoruz. Buradan ses kısmayı seçiyoruz. Buradan da tekrar yapıyoruz. Ses kısma. Buradan tekrar ses kısmaya basıyoruz. Şu anda net görünmüyor ama şöyle bir yazı yazıyor. Bitiş diye. Parlama olduğu için. Buradan bitişe basıyoruz. Şu anda kodlamamız tamam. Buradan ses açma, ses kısma, geri tuşu, menü tuşu, bu da açıp kapatma tuşu. Siz de böyle kodlama yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.